Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanları, ATV ekranından haberler ve sürpriz gelişmelerin yer aldığı turumuz başlıyor. Bu sezonun merakla beklenen ve en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde afişiyle beğeni toplayan Destan bu kez tanıtımıyla olay oldu. Ben Doğan kızı, ak kız. Anamın öldüğü gün sustum. Babamın öldüğü gün konuşurum. Kız kervanlarımızı yağmalar. Tutsaklarımızı salar. Ayağı olmayana yol olmayan. Benim atlarım ne işe yarar? Eli olmayana el olmaya geldim. Hazırlık süreci bir yıl süren, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ilgi toplayan Destan'ın aksiyon dolu tanıtımı izleyiciden tam not aldı. Akkuz rolünde izleyeceğimiz Ebru Şahin'in imajı, tanıtımda dahi kendini belli eden başarılı oyunculuğu sosyal medyaya damga vurdu. Hem Destan'a hem de Ebru Şahin'e beğeni ve yorum yağdı. İpeğe kananlara keçi olmaya, pula kul olanlara Ece olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanını dağ göğe yazmaya geldim. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de ikincisi gerçekleşen Altın Çilek Ödülleri sahiplerini buldu. Organizasyonda ATV'nin başarılı yapımı Bir Zamanlar Çukurova oyuncularına ödül yağdı. Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakteri Gülten'e hayat veren Selin Genç, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüyle taçlandırıldı. Bu benim ilk ödülüm. Katıldığım ikinci tören. Bu sahnede olmak çok heyecan vericiymiş. Bu ödül için de bana layık gördüğü için heyete ve herkese çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yılın erkek oyuncusu ödülü ise Ali Rahmet Fekili karakteriyle geçtiğimiz günlerde diziye veda eden ve 3 sezon boyunca yapımdaki oyunculuğuyla beğeni toplayan Kerem Alışık'ın oldu. Biz tabii bu mesleği ödül almak için yapmıyoruz. Ama yaptığımız işin doğru ve iyi olması zaten bizim için bir ödül oluyor. Fakat her şeye rağmen böyle güzel iltifatlandırmalar bizleri bu mesleği bir başka yapmaya da itmiyor değil. Onu da söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Tiyatro ve sinema yaşam boyu başarı ödülü ise Bir Zamanlar Çukurova'nın deneyimli ismi Serpil Tamur'a gitti. Sanata adamış, kendini sanatla bütünleştirmiş, tüm arkadaşlarımın adına alıyorum bunu. Bütün ömrümü helal olsun, ne güzel. Sanatçı neydi? Alnında ışığı hisseden ilk kişiydi. Ben onu hissediyorum ve hissettim. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir ödülle ödüllendiniz. Kalp Yarısı'nın başarılı oyuncusu İnanç Konukçu, yıla damga vuranların taşlandırıldığı gecede en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Sen bu ailenin kalesisin. Eğer sen yıkılırsan hepimiz yıkılırız. Dağılır gideriz. Hem ben Ferit'i kulaklarımı çekerim. Hadi bir gül. Ne gülüm? Aklınca şu küçücük beyninle benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Gül bakayım. Baleci misin sen? Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla fırtına gibi esen ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, yeni oyuncuları ve karakterleriyle de çok konuşuluyor. Kuruluş Osman'da Turgut Alp karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy, geçtiğimiz günlerde özel açıklamalarda bulundu. Kuruluş Osman'ı her detayıyla düşünülmüş ve arkasında çok emek olan bir iş olarak tanımlayan Aksoy, yeni bölümler için şimdiden çok heyecanlı olduğunu açıkladı. Yek vücut hücum edeceğiz. Sarsmayacaksınız. Tökezlemeyeceksiniz. Arabayı çeken atın teki korkup kaçsa
Bize sağ gerek. Eyvallah Turgut Bey. Sen nasıl obanı kollamak için edersin ettiğini, ben de öyle ederim. Mihail Kosses alplerimi elinde tutar. Alplerimi obam da görmeden ben Mari'yi vermem. Ne sana Osman Bey, ne başkasına. Sete girdiğimde gördüm ki hiç kolay değil. Kendini adamadan bu işte var olmana imkan yok. O yüzden keyifliyim diyen Rüzgar Aksoy, ekip tarafından çok iyi karşılandığını ve herkesin kendisine yardım etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Ama biz sözümüzde durduk. Kosses'e kardeşini sağ salim verdik. Ya benim alplerim? Ya benim canlarım? Nasıl oldu? ATV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, Türkiye'de olduğu kadar yayınlandığı diğer ülkelerde de büyük ilgi görüyor. Türk izleyicisini ekrana kilitleyen Kalp Yarası, Brezilya'da da çok konuşuluyor. Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi. Hadi Filiz, daha hızlı. Emin misin? Evet. Ağaçların dallarına doğru hadi. Duygular sarınca bulutların üstüne hadi. Gizlice çıktın mı o bulutun üstüne? Yaklaştım. Hadi o zaman. Çıktık. Sen de yanı başımdasın. Keşke atabilsek sırtımızdaki yükleri tek tek. Kaçırdığımız güzelliklerin önünü kesebilsek. Bir daha yaşasak. Kavgaları, yanlış anlamaları, mutsuzlukları atsak aşağı. Kuşların kanadına tutunsak. Daha hafif yaşasak. Neşeyi ıskalamadan, yaşamın tadını alarak. Pamuk şeker tadında olsa hayatımız keşke. Bir sana bir de bana. En sevilen dizi ikilileri arasına giren Ayşe ve Ferit'in Brezilyalı hayranları, yapımın başarılı oyuncuları Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'e bir pasta göndererek sürpriz yaptılar. Kendilerine hediyeler gönderen Brezilyalı hayranlarının bu jestini karşılıksız bırakmayan Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyadan Portekizce teşekkür mesajları yayınladılar.